Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an Şu an biraz az biraz kişiyiz, az kişiyiz. ondan Ondan yayını biraz yayını biraz bekleteceğim. bekleteceğim. Tabii Bu tabii. sırada Bu sırada sizi muhabbet sizi etmek muhabbet isterim. etmek isterim. Tabii. Bu pandemi Bu sürecini pandemi nasıl sürecini etkiledi nasıl acaba? etkiledi acaba? İş konusunda mı? Yani Ya genel da olarak genel yani olarak yani yaşantı. yaşantı. Tabii yaşantı olarak insanlar nasıl desem böyle kendini kapalı hissediyor diyelim. Yasak mesela şu yasa çıkma bittikten sonra herkes dışarı çıkmaya başladı. İnsanlar diyelim daha çok böyle açık oldular diyelim. Hani sohbet etmek için vesaire. Çünkü herkes evde tıkanık kaldığı zaman psikolojik olarak çok etkiliyor. Ve şu an yine eskiye dönmeye başladık ama bakacağız artık. Bilmiyorum nasıl olacak. Orası nasıl şu an? Türkiye nasıl? Yani Yani Türkiye'de durumlar Türkiye'de biraz daha durumlar biraz daha kötüleşiyor kötüleşiyor aslında. aslında Yani yani okulların da okulların açılmasını da açılmasını bekliyoruz ama bekliyoruz ama yani ne evet. olacağını Yani da ne olacağını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Evet. Yani Evden bir bu şey. arada Evet. biraz Biraz arkadaşlarımdan uyarı arkadaşlarımdan geldi de uyarı geldi de sesinizde hafif sesinizde hafif yankı yankı varmış. varmış. Kulaklık Kulaklık takmanızı rica takmanızı edebilir miyim rica edebilir acaba? miyim acaba? Tabii ben bir kulaklıkları alayım. Geliyorum. Evet, Tamam, bir saniye. tamamdır. Tamamdır. Şöyle. Bakın. Çünkü cep telefonu masanın üzerine koydum da belki ondan biraz Ben de ses kitabımı bozuldu. okutup Kokup patladım zaten. patladım zaten. Nasıl oldu? Umarım Evet, şimdi sesiniz çok iyi. ses daha güzeldir. Tamam. Evet, sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlk başta ben sizi biraz bilgilendirmek isterim. Bu arada sorular şu an benim bilgisayarımda. Ondan yani Tabii. bazen mesajları ve şeyleri dikkat etmem için biraz buralara bakmam gerekiyor. Bu arada ilk başta Tabii. söyleyeyim ben size. Sorun değil. Bu arada yorumları birazdan kapatacağım. Sorular kısmını açık bırakacağım. Eğer arkadaşlar sorularınız olursa bunları nota yazabilirsiniz. Biz eğer size de uygun olursa Gökten Bey yayın sonrası şey yapabiliriz. Tartışabiliriz ya da cevaplayabilirsiniz Tabii isterseniz. tabii. Onu da yapabiliriz. Hani sorun değil. Belki eksik olan şeyler de olabilir. Al, tamam o zaman. Onunla. Ben yorumları kapatıyorum o zaman. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi ilk başta biz sizin yani araştırmanızı yapan arkadaşlarımız illaki olmuştur ama biraz bize kendi eğitim, akademik ve iş hayatınız hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz ilk başta? Tabii. İşte ben bunu videolarımda söylemiştim de benim asıl doğup büyümem Fransa. Türkiye'de eğitim görmedim. Lise, üniversite hep Fransa'da okudum. Fen bölümü okudum lisede. Ondan sonra üniversiteye geçtim. Fransız sistemi birazcık farklı. Ben mühendisi okumadan evvel 2 sene bir teknik üniversiteye gittim. Oradan elektrik ve elektronik okudum. Bittikten sonra mühendis okullara başvurdum. Ve oradan 3 sene mühendislik okudum. O da haberleşme, bilgisayar, yazılım mühendisi okudum. Toplam 5 sene oluyor. Ve ondan sonra da 1 sene özel bir master'a girdim. Başka bir üniversiteye gittim. Orada Space Communication Systems, o da haberleşme uzay sistemleri üzerinde ders gördüm. İşte uydular, antenleri vesaire. Ve bir dönemde Almanya'da da okudum. Erasmus öğrencisi olarak. Ve böyle. Ondan sonra Ocak 2018 mi de 19? 19 evet. 19'unda Almanya'ya geldim. İşte burada çalışıyorum artık. İşte uydu kontrolörü. İngilizcesi işte spacecraft controller olarak geçerli oluyor. Bu da operasyon departmanı ilgilendiren bir bölüm. Ve böyle işte yaklaşık 2 senedir çalışıyorum Münih'te, Almanya'da. Öyle. Vay. Yani Münih cidden çok iyi bir şehir olduğunu ben de arkadaşlarımdan duydum. Ve biraz pahalıymış ama. Yani diğerlerine Kiralar göre. evet, kiralar pahalı.
Ama Münih de bir de çok böyle dinamik bir şehirdir. Yani bayağı bir sakin. Ben Toulouse'dan geliyorum, Fransa'dan. Orası birazcık daha hareketli. Buraya geldiğinde birazcık şok oldum diyelim. İstanbul'dan Anladım. gelenler olursa biraz. Ama yaşam iyi, idare eder, güzel. Ben seviyorum. Tamamdır. İkinci sorumuza geçelim isterseniz. Bir Tabii. arkadaşımız yani Fransa'da doğup büyüdüğünüz ve işte yani lise orada okuduğunuz için yani Fransa'da üniversite okumanızı bekleniyormuş ve bu işten dolayı neden sizin Almanya'da okumaya ve çalışmaya gittiğinizi merak ediyor. Evet. Neden? Aslında ben yurt dışına çalışmak istiyordum. Yani Fransa'ya göre. Fransa'da kalmak istemiyordum. İşte her yere başvurdum. İngiltere, Hollanda, Almanya. Almanya'dan teklif geldi. Tabii mesela İngiltere'den iş görüşmesilerine girdim. Olumsuz oldum ama olsun. Tecrübe de oldu orada. Ve bunun sayesinde işte Almanya'ya gelebildim. İşte iş görüşmesinde başarılı oldum. Ve böyle artık Alman, bir de zaten eskiden de hani Almanya'ya gelmek istiyordum çalışmak için. Çünkü Almanların yani mühendisler, Alman mühendislerin güzel bir reputasyonları var. Hani güzel iş yapıyorlar diye duymuştum. Ve böyle, ama şu an bayağı bir uluslararası olan bir alan yani. Bir tek Almanlardan çalışmıyorum. Her ülkeden insanlar var. Bu yüzden öyle. Anladım. Güzelmiş. Peki o zaman üçüncü sorumuza geçelim. Tabii. Burada bir arkadaşımız neden mühendislik okuduğunuzu ve uzay mühendisliğini seçmeniz, yani uydu kontrolörlüğü yapmanızdaki bir neden ya da özel bir sebebiniz var mı diye sormuş. Tabii, böyle demek isterim. Yani ben uzay alanı ne zaman beğenmeye başladım hatırlamıyorum pek fazla. Ama böyle 7-8 yaşındayken işte ders almıştık okulda. Sınava falan girmiştik. O da uzay ilgilendiren bir sınavda. Ben düşündüm, bütün notlarım doğru çıkarsa ben artık uzay alanında çalışmak isterim ya da uzaya gitmek isterim diye böyle düşünme gelmişti diyelim artık. Oradan kafamda kaldı ve zamanla işte zaman ilerledi. Oradan baktım mühendislik vardı. İlk başta işte bilgisayar mühendisi okuyabilirim diye düşünüyordum. Çünkü uzaya nasıl hani nasıl çalışılır onu bilmiyordum gerçekten. Ve sonunda işte mühendis olduğumuzda da hani iş hayatımız, genel hayatımız güzel bir şey yani, rahat yaşıyoruz diye biliyordum. Ve öyle işte onu seçtim, mühendisi seçtim. Başka bir soru da vardı da hatırlamadım. Yani neden ilk başta genel olarak neden mühendislik Aynen, okuduğunu evet. sormuşlar. Evet. İşte bu yüzden öyle Ha, okudum. böyle. Ondan Anladım. sonra bir Ha, de böyle şeyler. operasyon mudu falan ya da neden bu bölüme mi girdim yani, uydulardan falan Ha, bir soru yani da ilk vardı başta galiba. yok, ilk başta yani işte mühendisliği seçmenizin temel nedenini ve yani Evet. mühendislikten sonra nasıl bu uzay alanına yöneldiğinizi merak etmişler aslında Evet. ikinci sorumuzda. Evet. Yani peki ben de haklısın aslında. Bazı böyle şeylerin pek nedeni olmaz çünkü. Yani seversiniz de yaparsınız sadece. Evet. Yani böyle işte dördüncü sorumuzu da okuyorum. Üniversiteden en çok hangi derse zorlandığınızı sormuşlar. Ya bu birazcık zor bir cevap. Hem bütün derslerden söyleyebilirim, hem de olmayan dersler de olabilir. Şöyle diyelim, son sene hani bu yaptığım özel master, işte uzay ilgilendiren master. Matematik bayağı zordu. Matematik yani, fizik vardı. Ama bir de yazılım da vardı. Yazılım eskiden severdim ama artık uzaklaştım artık o derslerden. Bunlar var ama bence çalıştığımız sürece yani her şey iyi gidebilir. Ben bazı derslerden hani böyle bazı dersleri pek sevmiyordum mesela. İnsan böyle içinden gelmiyor çalışması. Ama öyle hani genelde yazılım değilim artık. Bir de matematik, fizik arada bir. O da biraz Yazılım sertti. zor ya, genel olarak ilginiz yoksa Evet. yazılım üstelik çok zor oluyor. Benim için de öyle yani. Kesinlikle. Evet. Başlangıçta bayağı iyi de zevkli oluyor ama
çok sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü bir şey program çalışmadığı zaman ah saatlerde uğraşmamız gerekiyor. Yani dil bayağı öğrenmek bin sıkıntı. kat daha kolay yani. Bence de. Evet. Bir de bu biraz spesifik bir soru olmuş. Üniversitede yaptığınız ya da yapmadığınıza dair pişmanlık duyduğunuz herhangi bir şey yapmıyor. Yani işte daha az çalışmak gibi ya da işte onun gibi bir şey yani. Olabilir. Yani tabii öğrenci olduğumuzda ben kendim olarak tabii bazen çalışmıyordum. Yani bu her öğrenci için geçerli olan bir şey belki. Bazıları belki hep çalışıyor ama en akıllısı da bazen çalışmak istemiyor diyelim. Ama hiç böyle bir pişmanlık yok. Çünkü öğreniyoruz yani tecrübe oluyor sonunda. Tabii artık bu kafamla şimdi üniversiteye gidersem daha güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum ama genel olarak yok yani bir de buralara kadar gelemezdim sen yani sizlerden böyle bir canlı yayın sunamazdım mesela yani Biz yok de çok pişmanlık memnun yok. olduk Evet. mailimi direkt döndüğünüz zaman. Çok teşekkür Evet. ederim. Ben de teşekkür ederim bu arada etmedim de çok güzel bir fikirdi yani böyle canlı yayın falan hiç düşünmemiştim ha aklıma gelmemişti. Çok güzel bir fikir oldu gerçekten. Yani sağ olun. Ben de hiç pişmanınız olmadığınıza dair bir şey oldu. Çok sevindim aslında. Şimdi 6. sorumuz biraz uzun bir soru. Aa yok pardon. Şey, yabancı bir ülkede okumanın ya da çalışmanın zorluklarını sormuşlar ve orada okuyan birkaç arkadaşımız var. Onlar da işte onlara öneriniz var mıdır gibi bir soru sormuşlar. Tabii. Ya bu insanlardan insana değişiyor demek istiyorum. Yani şimdi öğrenci ya da profesyonel hayatı için hani kariyer için geliyorsak diyelim daha çok olgunuruz. Çünkü üniversiteyi bitirmiş oluyoruz diyelim. Öğrenci olduğumuzda diyelim daha tecrübe eksikliği var. Ama neyse. Ya şöyle bir şey var. Bence hani yurt dışına gittiğimiz zaman Avrupa içerisi bence hani bir Türk yani zorlanmaz. Hani kültürler çok farklı olmuyor. Yeniden böyle farklar var tabii insanlar falan. Ama genel olarak böyle büyük bir fark yok. Hani Avrupa ve Türkiye diyelim arasında. Ama şöyle bir şey de var. Yani aileden uzak kalıyoruz. Arkadaşlardan uzak kalıyoruz. Hani buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü benim için mesela ilk baştan zordu. Kendim Fransa'dan başka şehre geçtim yalnız başına. Yani zorlandım. Belki Türkiye'de de olanlar da belki zorlanıyor bilmiyorum ilk haftalarda falan ama arkadaş bulmak daha basit Türkiye'de diyelim artık. ve başka öteki kültürleri kabul etmek, farkları kabul etmek. Ben buna çok önem veriyorum. Yani diyelim çok hani çok farklar olacağı için Türk kafadan düşünmemeye çalışmamız gerekiyor. Onu demek istiyorum. Anladım. Çünkü bazı şeyler böyle ilginç gelecek ya da garip gelecek. Ve böyle olduğu zaman tabii ilk baştan bilmiyoruz neden böyle olduğunu, neden insanlar böyle hareket ediyor vesaire. Ama bunlar gayet normal bir şey. Ondan sonra zamanla insan zaten alışıyor bunları, kabul ediyor diyelim. Ama tabii ben mesela diyelim işte Fransa'da böyle tavırlarım var. Oradan Almanya'ya geçiyorum. Birden böyle değişmiyorum mesela. Çünkü mesela böyle Türkler görüyorum bazen. Türkiye'den geliyorlar Almanya'ya ya da Fransa'ya. Çok değişiveriyorlar vesaire. Kendileri böyle kaybediyorlar. Çünkü kültür dengesizliği yaşıyorlar birazcık. Her şeyden uzak kalıyorlar. Yani bu da gayet normal bir şey. Ama yani korkmasın bu geçici zaten. İnsan ondan sonra öğreniyor zamanla. Yani evet Onun dediğiniz için şu... evet. Pardon siz sözünüzü Yok kesildi söyleyin pardon. söyleyin. Yok yok Abi yok. Bir şey hani, evet, ben size burada katılıyorum. Yani benim de yurt dışında eğitim gören arkadaşlarım var ve bazıları işte din bile değiştireni var yani öyle söyleyeyim. Yurt dışına çıkıp din Evet değiştiren. mesela o da var. Yani istediklerini yapsınlar yani ben ona bir şey demem de. Ama bazıları yani bir ekstremde öteki ekstreme geçiyorlar. Yani bu kendi kişiliğimizi unutmuş oluyoruz. Anlatabildim mi? Yani ailemiz hani verdiği eğitimi ya da değerleri unutmamamız gerekiyor, prensipleri vesaire. Tamam farklar var mesela. Ben mesela kendim işte Fransa'da doğdum, büyüdüm ama Türklüğümü unutmuyorum mesela.
Ama tabii Fransız gibi de düşünebilirim artık. Alman gibi de düşünebiliyorum. Ama yani Türklüğüm gitmez yani. Ben bunu kabul ediyorum mesela. Daha güzel böyle olması. Yani evet, bu çok gurur verici. Yani bazıları cidden kendini böyle saklama ya da gizlemeye çalışıyor. Yani karakterlerimizin aslında utanmamamız gerektiğinin cidden güzel bir Evet. kanıtı. Çok teşekkür Doğru. ederim bundan. Doğru. Bir de Evet, Avrupa, eminim hani söz. temin söylediğim gibi, yani Türkiye ve Avrupa, hani böyle büyük bir değişiklik yok aslında. Yani böyle bir kompleks falan olmamamız gerekiyor gerçekten. Yani benim için, yani ben böyle görüyorum bunları. Yani onun için. Anladım. Tamam, o zaman şimdi sonraki sorumuza geçelim. Yani burada sorulan soru, yani uzay alanında çalışmamız için bizim hangi gerekliliklere sahip olmamız gerekiyor? Yani işte yabancı dil konusunda olsun, yani programlama konusunda olsun. Yani Ya şöyle, tabii İngilizce çok önemli. Yani bu şart, yani İngilizce yoksa iş bulmak mümkün değil. Bir de ben mesela bir yere başvurduğum zaman Fransızca da konuşmak iyi olur, avantajlı olur diye yazılıyor. Mesela Almanya'da çalışırsam ESA'da, mesela Avrupa Uzay Ajansı'nda, Fransa konuşmak şart diye yazılır mesela. Ama tabii her çoğu insanları konuşmuyor Fransızca. Bir tek Fransızlar konuşuyor. Ama Almanya'ya gelen olursa mesela, birazcık Almanca bilirseler iyi olur. Ya da Fransa'ya giderseler, Fransa konuşabilirse birazcık, hani A1, A2 seviyesi yeterli olur diyelim. Ama bu zaten projeden projeye değişiyor yani. Projede bir tek İngilizce konuşuyorsalar bu sorun değil. Ondan sonra programa teknik olarak, ya tabii okulda öğrendiklerimize, hani programlar falan, hani yazılımcı olmak istiyorsak bu önemli yani. C, C++, Java falan, Python. Ama okulda öğrendiklerimiz, bir de iş hayatında pardon, yaptıklarımız biraz diyorum, bayağı bir farklı diyelim artık. Yani zaten iş hayatında da eğitim görüyoruz. Yani yeni şeyler öğreniyoruz. Yani diplomayı aldıktan sonra zaten kesinlikle iş bulacağız yani. Öyle diyebilirim. Anladım. Peki, yani bu konuyla da biraz alakalı aslında. Yani herhangi bir mühendislikten ya da herhangi bir temel bilimlerden, işte fizik, matematik, biyoloji gibi ya da Evet, evet doğru. mühendisliklerden, harita mühendisi, çevre mühendisi gibi bu konularda şu an lisans öğrenimi gören arkadaşlarımızın işte, yani ben uzay alanına kaymak istiyorum, bunu nasıl yapabilirim gibi soruları da var. Evet. Ya ki, ya tabii yani mesela, yani fizik mühendisi okursak mesela, matematik de olabilir mesela. Bence yani basit olarak yani uzay mühendisliğe kayabiliriz. Şimdi diyelim normal bir lisansımız var. Diyelim fizikten lisans aldım. Oradan uzay mühendisi okuyabilirim mesela. Normalde şanslarımız yüksek yani, olması gerekiyor. Ben zaten kendim bilgisayar mühendisi okudum diyelim, hani genel fikir olarak. Oradan uzay mühendisliğe geçtim mesela. Yani bu böyle fırsatlar mümkün. Bence bariyer koymamak gerekiyor kafamıza. Ve ya da mesela diyelim uzman olduk. Fizik yüksek lisansı aldık. Oradan da hani uzay alanında iş bulmak bence olur. Hani kompleks projelerin üzerinde çalışabilmek için bazen fizik mühendisleri arıyorlar. Mesela da matematik. Mesela uyduların böyle orbitlerin vesaire yapabilmesi için, yani oradan algoritmalar geliştirmek gerekiyor. Fizik okumuş olan insanlar ya da matematik okumuş olan insanlar, onlar için daha basit olur mesela böyle şeyler yapabilmek için. Bu projeleri geliştirebilmek için mesela. Onun için yani bence bütün fırsatlar var. Bir de artık herkes de hani artık normal oldu. Yani herkes bir master'a sahip. Hani bana böyle geliyor artık. Yani herkes bir yüksek lisansa sahip oluyor diyelim, fizikten ya da matematikten ya da bilgisayardan. İşte farkı bulabilmek için başka bir bölümde okumak gerekiyor gibi geliyor bana artık. Ya yani ben bunu görüyorum. Ne kadar böyle çeşit varsa o kadar iyi oluyor diyelim artık. Çünkü daha çok competition oluyor. Onu Türkçe sanatı bulamıyorum da. Aynen, Evet. karşılaşma, kıyaslama. Evet, doğru.
Peki yani aslında sizin burada demek istediğiniz yani kendimizi tek bir alanda değil de birden fazla alanda geliştirmemizi Evet. şey öneriyorsunuz. Tamam. Yani bir alan da olabilir tabii. Oradan ekspertiz kazanıyoruz. Hani eksper oluyoruz ama genelde öteki alanlardan böyle biraz meraklı olsak, meraklı mesela çok bir güzel bir özelliktir. Meraklı olmak. Çünkü yarın bir gün başka bir projenin üzerine çalışacağız. Ona nasıl adapte edebilirim kendimi mesela? Nasıl yeni şeyler öğrenebilirim? Onun için okulda bir bölümden öteki bölüme geçersek adapte yapmış hani oluyoruz Adapte ve olmuş daha oluyoruz aynen. Daha rahat aynı uyum sağlıyoruz. Haklısınız. evet daha çok faydalı oluyor evet. Yani şimdiki sıradaki soracağım soruyu aslında size herkes soruyordur. Yani kanalınızda da size birkaç kez sorulmuş bir soruydu. Ama bunu tekrar burada soracağım Tabii maalesef. tabii. Türkiye'deki lise ve üniversite öğrencilerine bir öneriniz var mıdır? Yani şunu yapın ya da şunu şuraya gidin gibi. Genel olarak mı ya da o okulda mı ya da hayatta mı? Yani işte mesela mezun yani işte okulunu okurken bir yanında dil öğren ya da işte git farklı alanlarda kendini geliştir, hobi edin Doğru, gibi. anladım. Öyle yani. Evet. Tabii spor yapmak çok önemli bence. Hani spor yapsınlar. Sağlık için bu zaten çok önemli. Videolarınızda da var zaten. Evet, yavaş yavaş. Bu çok önemli. Tabii besleme de çok önemli. Hani güzel alışkanlıkları şimdiden alırsalar yani 30-40 yaşına geldiklerinde yani sağlıklı olurlar en azından. Bu da güzel bir şey. Bu bence hani yediklerimiz beynimize gidiyor ve çok etkisi var diye ben böyle düşünüyorum. Ve başka böyle kulüplere katılmak böyle grup halinde. Mesela bu çok önemli. Ben bunu da yapmıştım öğrenciyken. Mesela event sorumlu almıştım böyle farklı mesela skiye gidebilmek için ya da tatile gidebilmek için onların organizasyonla uğraşıyordum mesela. Böyle şeyler yapmak gerekiyor tabii. Birbirinize yardımcı olun. Çok önemli. Mesela birisi yani bir sınav olacak. Birisi geçen seneki sınavı bulabilir de kendisini saklıyor mesela. Onu paylaşın bir şey olmaz yani. Bunu herkes biliyor. Öğretmenler de biliyor. Paylaşın bir şey olmaz zaten. Mezun olduktan sonra yani paylaşmayı bilmeniz gerekiyor. Hani bu takım çalışması zaten. O da çok önemli bir şey bence. Ve büyük hedefleriniz olsun bence o da güzel bir mindset olmuş olur. Yani Evet. evet haklısınız Evet. yani cidden yani bir motto olarak bilmemiz gereken bir şey yani büyük hedefler en azından deneriz yani de ya yeni yanılsak da Kesinlikle. başka bir Aynı şey risk. yaparız yani. Hele hani bunu dediniz de şimdi risk almaktan da korkmasınlar. Hani aslında proje geliştirmek için, dil öğrenmek için mesela ya da yabancı ülkede lise öğrencisi mesela diyelim staj yapmak istiyorsa Avrupa'da alsın riski mesela. Tabii belki zor olabilir bulmak için ama üniversite öğrencisi galiba Türkiye'de staj yapılmıyor pek fazla. Yani bu mecbur bir şeydir galiba değil mi? Mecburiyet falan yok Yani diye Türkiye'de biliyorum. yurt dışında staj zorunlu değil ama yani biz ikinci sınıftan sonra aylık staj yapmak zorundayız. Ha, tamam. Ama yurt dışında bulursak o çok iyi olmuş oluyor. Evet. Ya mesela böyle Erista alması gerekiyor bence. Yani Türkiye'de olmasa da, şey pardon, yurt dışında olmasa da, yani Türkiye'de de olabilir. Ama fazladan staj yapabilirseler o da iyi olur bence. Yani daha çok böyle tecrübe kazanmış oluyorlar. Öyle. Sağ olun, teşekkür ederim tekrardan. Sonraki sorumuzda yani lise öğrenimi ve lisans öğrenimini yurt dışında devam ettirmek ya da orada başlamak isteyen arkadaşlarımız için yani evet arkadaşlar gelin ya da işte gelmeden önce şunları şunları dikkat edebilirsiniz dediğiniz şeyler aslında cevaplamıştınız önceki sorunuzda ama Evet. arkadaşımızı kırmamak için Ya bir kez tabii daha tabii sorun soracağım. değil. Ya tabii yani söylediğim gibi tedbirli olmak gerekiyor. Yani şimdi direkt liseden sonra üniversite okumak istiyorsak yani en azından İngilizce konuşmamız gerekiyor. Yani İngilizce yoksa yeniden burada öğrenebilirler hani buraya gelip de ama zaman da kaybedebilirler yani derse başlarsa erkenden başlarsa zor olabilir ama hazırlıklı olmaları gerekiyor gerçekten yani bazen yani psikolojik olarak
Bir de madde konusu da var yani kimisinin hani parası var kimisinde yok. Ama burada da hani öğrenci işleri de var. Hani Almanya'da, Fransa'da hani her yerde var. Çok öğrenci yapıyor bunu. Ben de kendim de yaptım böyle. Onu da yapabilirler yani böyle para biriktirmek için mesela. Ama biri tanımış olursa bence güzel olabilir. Yani tanıdık varsa mesela ev bulabilmek için ya da referans olarak mesela iş bulabilmek için gelmek isteyen varsa mezun olan bir öğrenciler olursa mesela. Ama okumak için evet dil konuşsunlar. Ondan sonra zaten yani psikolojik olarak hazır olduktan sonra kendimizi atıyoruz. Ondan sonra öğreniyoruz. Yani bu kadar yani. Denemeden hiçbir şey öğrenemeyiz Aynen, maalesef. zarar gelmez. Tabii canım. Evet, doğru. Yani zaten tanıdık çok önemli. Avrupa'da eğer yurtta, okul yurdunda kalmak istemiyorsanız ev bulmak lazım ve evde bulmak biraz Evet. zor yani. Evet, çok Sokakta zor. kalan arkadaşlarım oldu yani, Berlin'de, Evet. Kreuzberg'de mi? O biraz sıkıntı oluyor yani. Çok çok zor evet. Onun için böyle bilmediğimiz bir şehre gidersek, kimseyi tanımıyorsak bir dünya Facebook grupları var, WhatsApp grupları, internetten forumlar var. Oraya katılıp insanlardan böyle irtibat kurmak gerekiyor bence. Zaten genelde Türkler hani birbirine yardımcı oluyorlar. Hani böyle çok Evet. görünmem burada. Bana da yardımcı oldular mesela. Onun için yani bunlar önemli evet. Tamam, o zaman 12. sorumuza geçelim. Ya burada biraz mühendislik dışında bir soru olacak bu. Herhangi bir dil öğrenimi konusunda olacak. Yani herhangi bir dil öğrenmemiz için hangi yeterliliklere sahip olmamız gerekiyor? İlk baştaki sorum bu olacak. Tabii bence sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü yani, dil öğrenmek maraton gibi. Yani bir haftada öğrenilmiyor. Zamanla gelişiyor insan. Ama diyelim yabancı arkadaşımız yoksa kendimizden konuşmamız gerekiyor. Mesela konuşmamızı hani speaking'e geliştirmek istiyorsak devamlı kendimizden konuşmamız gerekiyor. Ben hep öyle yapıyordum mesela. Ama yabancı arkadaş bulabilirsek bir de bugün çok uygulamalar var cep telefonlardan ya da internetten mesela siteler var. Oradan insanlarla tanışabiliriz, konuşabiliriz. Ama kendimizi zorlamamız gerekiyor. Yani bu gerçekten bir maraton yani. Mesela diyelim bir kelime öğrenmek istiyorum. 2 gün sonra ben o kelimeyi unuttum. Bir şey olmaz yani onu 100 kere tekrarlama gerekiyor. Belki 1000 defa tekrarlama gerekiyor öyle kafamıza girebiliyor yani. Bazı insanlar için daha basit olabilir. Kimisi için birazcık daha zor olabilir ama bir şey olmaz. Yani zamanla insan kendisini zaten geliştiriyor. Ama evet sabırlı olmak gerekiyor. Ondan sonra hani listening hani dinlemek mi artık Türkçesi de Evet, onu dinlemek. evet onu geliştirmek için video dinlememiz gerekiyor. Sürekli anlamasak da bol bol video mesela otobüsteyim ya da spor yaparken mesela ya da sabahları uyanırken radyo açmak yani BBC News mesela ben hep öyle yapardım eskiden. Öyle. Yani öyle. Bir de beğendiğimiz bir bölüm varsa mesela futbol mesela kim hangi maçı oynamış hani onun gazetelerini okumak mesela İngilizceden sevdiğimiz bölümleri hani şey hani bölümleri okumak mesela hani topikleri okumak ekonomi de olabilir mesela başka şeyler de olabilir Bir bilmiyorum de yeterli oldu mu bunun bilmiyorum. hayır, yani yeterli o, zaten ikinci soruyla bunu pekiştireceğimizi düşünüyorum. Burada yani herhangi bir dil öğrenmenin en kolay yolunu sormuşlar. Yani metot gibi, hani bazı garip yani metotlar oluyor ya. Yani Evet. sizin yaptığınız bir hiç böyle dil öğrenirken yararlandığınız bir şey var mıydı böyle? Ben bir kere bir deneme yaptım. Hatta ben düşündüm yine böyle bir video çeksem mi? İtalyanca öğrenmek için mesela. İspanyolca'da da böyle yapmıştım. Bir ay boyunca en önemli filleri yazdım. Belki 20 tane vardır mesela. Ondan sonra ekledim birkaç tanesi eklemiştim. Belki 30 tane vardı toplam. 30-40. Hepsini ezberledim. Şu an hani belki yarısını hatırlıyorum, bilmiyorum artık da. Şey, pardon, video gitti de. Alo? Ha, Aa, tamam. internet kastı. Evet. Evet.
Nerede Ne diyordum? kalmıştık? Evet, nerede Bir film, kalmıştık? İtalyanca filmler indirmiştiniz ve bunların bazılarını ezberlemiştiniz. Yo, yani İtalyanca'da böyle bir video çekmeyi düşünüyordum, onu söylüyordum da. Ama İspanyolca'da öyle yaptım. Mesela böyle 20-30 tane işte fil yazdım. Onları hepsini ezberledim, hepsini öğrendim. Hepsini öğrendim. Ondan sonra kendimle konuşmaya başlıyordum. Mesela ben yemek, ben içmek mesela direkt böyle hani o zamanı Emir. kullanmadan aynen öyle konuşmaya çalışıyordum. Ondan sonra ben şimdi hani yemek yiyorum. Sonra geçmişi kullanmayı öğrendim. Geleceği nasıl konuşuluyor? Dün, yarın, bugün, bu akşam. Oradan yavaş yavaş kelimeleri ekliyordum. İspanyol müzikleri dinliyordum. Çevrim yapmaya çalışıyordum. Ama her gün her gün hele 10, 20 dakika, 30 dakika bazen bir saat kendimle konuşuyordum durmadan. Videolar da izliyordum. Sonra İspanyollarla tanıştım. Konuşmaya başladım. Şok oldu. Bir ayda nasıl öğrendim? Yani şu an birazcık unuttum. Burada çok fazla İspanyol yok. Ama yani öyle. Bence en iyisi böyle. Yani yavaş yavaş eklemek. Yani kendimize konuşmak. Çünkü en önemlisi bir dilde, yabancı dilde kendi derdini anlatabilmek. Bu en önemlisi. Hata yapsa da bile. Mesela ben şu an konuşuyorum, hata yapıyorum da. Ama bir şey olmaz bu artık. Ama beni anlayabiliyorlar insanlar. En önemlisi bu Aynen zaten. Ondan haklısın. sonra kendime yani koreji yapabilirim, yani düzeltebilirim. Öyle. Anladım. Peki tamam o zaman. Şimdi işiniz hakkındaki sorulara geçelim. Son zamanlarda yaptığınız ya da katıldığınız en önemli mühendislik projelerinden en önemlisi ya da böyle en unutamadığınız hangisi acaba? Yani şöyle bir şey var. Ben şu an şimdiye kadar hani çalıştığımdan beri bir projenin üzerinde çalışıyorum. Bu da Galileo projesi. Belki duymuşsunuzdur, bilmiyorum. Navigasyon sistemi. Evet. GPS var. Amerikan bilmeyenler için GPS var. Bu Amerikan navigasyon sistemi. Ben de şu an Galileo için çalışıyorum. Bu da Avrupa'nın navigasyon sistemi. Ama tabii mühendis olduğumuz zaman hani uzay mühendisi bir dünya projenin üzerinde çalışmıyoruz. Hani zaman yetişmez. Onun için yani çünkü teknik konular var. Çok zaman alıyor hani bir konuyu geliştirmek için. Ve ben bundan memnunum. Hani Galileo projesi hani dünyada tanınmış bir sistem olması gerekiyor. Ve Avrupa'nın en önemli projesi bence. Evet. Çünkü Avrupalılar artık hani independent oluyorlar. Hani Amerika'ya bağlı Aynen, değiller. daha bağımsız zannet. Evet, aynı bağımsız oluyorlar. Ve böyle olması enteresan. Bir de proje de çok güzel. Hani her zaman yeni şeyler öğreniyoruz. Öyle. Anladım. Sağ olun, tekrardan teşekkür ederim. Bir de ESA ile işbirliği yapıyor musunuz? Ben Ezra'dan yapmıyorum şu an. Tabii mesela e-mail falan yazdığım zaman İZA da var içeride diyelim. Kopya olarak ama ben direkt Ezra'dan konuşmuyorum. Ama yapan var. Belki şimdi başka bir pozisyona geçersem oradan tabii İZA'dan belki toplantılarım olur mesela. Yani öyle şeyler olabilir evet. Ama şu an yok. Anladım. Tamamdır. Daha önce görev süresi tamamlanmış bir uyduya hiç deorbit yaptırdınız mı? Benim başıma gelmedi böyle bir şey. Ama bir tane iş arkadaşım var. Başka bir proje için deorbit yaptılar. Ama tabii böyle filmler gibi olmuyor da. Yani command gönderiyorlar. Uyduya command gönderiyorlar. Uyduya sonra hani kendisine switch off yapıyor. Hani diyelim kapatıyor. Hani ışıklarını Kapatıyor. kapatıyor. Aynen. Oradan zaten yavaş yavaş zamanla atmosfere yaklaşıyor. Ondan sonra tabii kendisi yanacak ondan. Ha. Evet, disintegration olacak. Anladım. Aynen. Anladım. Ama ben hiç öyle bir şey yapmadım. Peki burada hangi launcher'ları kullandığınızı sormuşlar. Bu proje için Ariane'ı kullanıyorlar. Bu da Avrupa'nın launcher'ı. Ariane. Bilmiyorum hiç duydunuz mu Ariane? Ariane. Ariane'ı şahsen bir aşinalığım var ama pek aslında bu konu hakkında da bilgim yok yani.
Bu arkadaşımız cevabını almıştır umuyorsam. Bir de ilerideki hayatınızda uzay sektöründe Türkiye ve Almanya'nın yeri sorulmuş bir de. Nasıl mı karşılaştırabilirim yani bunu ya da Yani şu an bunu aslında direkt ben bunu soruyu değiştirip direkt Türkiye'nin de yerini aslında nasıl görüyorsun? Yani Avrupa'dan yani siz bir Alman Uzay Ajansı için çalışan birisi için Türkiye'deki uzay konusundaki yapılan çalışmalar sizce nasıl? Yani umut verici mi? Bence verici. Çünkü mesela Fransa'dayken çok mühendislerle tanıştım. Hani Türkiye'den gelen. Onlar da Türkiye'de çalışıyorlar. Eğitim için geldi bir sene. O da Türkiye gönderdi onları. Ama şimdi görüyoruz artık daha çok geliştiriyor kendisini. Hani ülke olarak uzay ajansı, Türk uzay ajansı kendisini geliştiriyor. Mesela da TürkSat da var vesaire. Ama yani benim bildiğim kadarıyla daha çok savunma alına kaçıyoruz, kayıyoruz Türkiye'de. Daha çok böyle Aselsan, askeriye, aynen, askeri evet. aynen. Evet, ama böyle uzay araştırmasıyla ilgili şu an bence hani ben pek fazla duymuyorum. Hani pek fazla da dikkat etmiyorum. Daha çok Amerika'da neler oluyor? Yani SpaceX mesela. İnsanlara daha çok dikkat ediyor. Ama bence çok büyük gelişmeler olabilir. Bence hani bana sorarsanız 5-10 sene, 15 sene sonra çok büyük gelişmeler olabilir. Ve bugün insanlar daha çok hani daha çok entereseler bu alana, bu uydu bölümüne. Bence gelen nesille insanlar motive olursa, pozitif olursalar büyük gelişmeler yapabilirler kesinlikle. Çünkü yapılması gerekiyor. Evet, haklısınız. Ben de size katılıyorum. Peki ileride Türk Uzay Ajansı'nda çalışmayı düşünür müsünüz? Evet, niye olmasın? Niye olmasın tabii. Biraz tecrübe kazanıp sonra bakarız. Tamamdır. Şimdi bir de ileride yani uzay dışında başka çalışmak istediğiniz alanlar var mı? Yani kendinizi daha uzmanlaştırmak istediğiniz ya da daha bilgi birikim edinmek istediğiniz yerler alan bir var mıdır? Pardon. Uzaydan başka mı? Ben şu Evet. an bir tek kendimi ben bir tek uzayla çalışmak istiyorum gerçekten şu an. Yani bilgisayar mühendisi yapabilirim. Ben çok seviyorum mesela bu alanı ama uzay daha çok enteresan. Yani bu ben daha çok enteresan buluyorum. Belki de roketin üzerinde çalışabilirim ama bu yine uzay alanı ilgilendiriyor ama ben uzayda kalmak istiyorum şu an. Yani. Evet. Şimdi bundan sonraki sorumuzda da şimdi burada biraz uzun bir soru. Bunu yavaş yavaş anlatmak istiyorum. Tabii. Günümüzde uzay sektöründe kadınların yeri eskiye kıyasla nedir? Yani eskiden uzay için kadın neyse şu anki uzay için kadın nedir acaba? Farklar var mıdır? Ya ben hem uzayı demek isterim hem de genel olarak hani mühendisliği ilgilendiren bölümler mesela bilgisayar yine diyelim. Kadınların yeri gerçekten çok şansları var, fırsatları var. Çünkü böyle teknolojiyle ilgilendiren bölümlerde çok kadın yok maalesef. Bence daha çok olması gerekiyor. Mesela benim takımda bu çalıştığım pozisyonda bir tane kadın var mesela. Ve çok akıllı. Ve çoğu da zaten akıllı. Ama bence onlarda daha çok fırsat var, daha çok şansları var gerçekten. Çünkü mesela diyelim ben bir işe başvuracağım ESA'ya mesela. Toplam belki diyelim 50 kişi başvuruyor. Oradan 50 kişinin içerisinde belki 2 tane 3 tane kadın başvurmuştur. Ve bu kadınların şansları daha çok yüksek. Onun için hani %70-80 olarak kadın olduğu için mesela onları seçmek isterler mesela. Onun için çok büyük bir geleceği var hani kadınların bu sektörde hele. Aynen. Yani bayağı artık eskisi gibi değil yani eskiden daha zordu. Daha çok askeri gönderiyorlardı uzaya mesela. Ya da adamlar gönderiliyordu artık. Artık kadınlar da gidiyor. Bu daha çok gelişiyor artık. Mesela Mars'a giden ilk insan artık insanoğlu bir kadın olacak mesela. Hani öyle söylüyorlar. Yani bunu bence
Yani soran arkadaşımız aslında şey için sormuş olur. Bir Hı. tane eski Hidden Figures olması lazım asıl adının. NASA'da çalışan bir matematikçi var kadın Hı ve hı. bu 1960'lı yıllar olması lazım. Bu zamanki kadının yerini anlatıyor aslında burada. Biraz yani tuvaletlerin ayrı olması. Yani ayrı Hı olmasa hı. var siyahi ve normal insanlar ayrı olması. Zaten Evet. kadına direkt Evet. bir ön yargının olması bundan sormuş herhalde. Sorusu için Hı çok hı. teşekkür ediyoruz buradan tekrardan. Tabii. Tabii ondan sonra pardon. Hani ben bu filmi izlemiştim. Bu bir hani Afro-Amerikan bir kadın hani NASA Evet, için aynen. çalışmıştı. Evet. Tabii bu eskiden de ama böyle ayrımcılıklar var mı zannetmiyorum. Ama görmedim şimdiye kadar. Böyle bir durumla karşılaşmadım. Onun için hani bir diyelim bir sorun yaşanırsa mesela tabii bu kadın hani hemen gidip menajerle konuşması gerekiyor mesela böyle bir sorun yaşanırsa. Aynen, Ama supervisor'ıyla. evet ama genelde ben şimdiye kadar böyle bir sorun görmedim. Yani çok saygı gösteriliyor gerçekten. Evet. Peki, şimdi sorularda şu an soruların sonuna geldik aslında. Şu an önceden gelen soruların. Son olarak eklemek istediğiniz ya da bahsetmek istediğiniz bir şey var mıdır? Bahsedecek çok şeyler var. Ama tabii yani ben böyle olmanız gerçekten çok güzel. Yani beni mutlu ediyor. Hani hevesli olan insan daha çok motive oluyoruz. Ve böyle hani kendiniz yardımcı olmaya devam edin. Hani beraber çalışmaya devam edin. Kafanızda hani aklınızda fikirler varsa, büyük hedefler varsa yani onları gerçekleştirmeye çalışın. Hani elinizden geleni yapın. Zorluklar yaşanacak. Yaşanması gerekiyor. Zaten insan öyle kendisini geliştirebilir ancak. Her şey basitti. Çünkü basit olsa da herkes de yapabilir. Onun için yani istekli olun. Zor zamanlarda, kötü zamanlarda güçlü kalmamız gerekiyor. Ve bunun için herkes pozitif olması gerekiyor. Yardımcı olun, hedefli olun. Ve yolunuzu bildikten sonra, ne yapmak istediğinizi bildikten sonra o hedefe ulaşabilirsiniz. Hani kesinlikle. Yani her şey kafadan geliyor sonuç. Ve böyle hani böyle live'lar yapmak, hani canlı yayın yapmak, birbirinizden böyle yardımcı olmak, sorular sormak. Hani bilgi bulmak, hani gidip araştırmak ve o cevapları bulabilmek çok güzel bir şey bence. Ben bunları ek olarak söylerim. Ve böyle yani. Ve bunlar geliyor aklıma. Yani benim de aslında eklemek istediğim birkaç şey var burada. İlk Tabii. başta ben size kendimi tanıtırken Eurovia diye bir topluluğun bünyesinde olduğumu bahsetmiştim. Evet. Bu Avrupa'da biraz yaygın bir topluluk ve Türkiye'deki üç temsilcisinden biriyiz biz de. Kocaeli, ES Kocaeli olarak. Hı. Bu geçen hafta sonu yaptığımız bu oradaki board'la toplantıda bundan sonraki kongrenin pandemi sonrasındaki kongrenin Kocaeli'nde düzenlenmesi kararı alındı. Oylamayla işte. Bunu da bildirmek istedim işte. Bir de bu sizin kullandığınız launcher Fransız şey olan Ariane'le bu Evet. bizim topluluğumuzun da sponsoru ayrıca. Ha, çok güzel. Süper. Gerçekten. Ya ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum da ama yapamadım. Pandemi de oldu. Pandemiden her şey artık zorlaştı. Yani mümkünse ben belki ileride Ezalan böyle birkaç kontakt bulmaya çalışıyorum. Ki işte Türkiye'den öğrenciler varsa hani staj yapmak istiyorsa böyle 2-3 haftaya da bir ay için. Lise öğrencisi de olabilir. Belki üniversite bilmiyorum. Ben bunu ayarlamaya çalışıyorum da bayağı bir zor bir de yani Türkiye yani şu anda Ezalan anlaşma daha imzalanmadı. Hani daha tam nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bir şey olmaz yani. Bu yaptığınız bu kulüp yani yaptıklarınız gerçekten çok güzel. Başka sponsorlar da bulsa güzel olur. Biz de öyle olmuyoruz. Evet, Bu ama çok arada güzel. Evet. çok teşekkür ederiz. Türkiye'ye gelince sizi ağırlamak da isteriz ayrıca. Bunu da bildirmek İnşallah. istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ben canlı yayın sırasında gelen soruları bakacağım şimdi. Tabii Onlardan tabii. Belki yorumları da şey açabiliriz belki de yazmak isteyen insanlar varsa. şimdi ilk sorunuz hangi
hayat felsefenizi sormuşlar. Yani aslında bundan bahsettiniz ama bir tekrar kısaca bahsedebiliriz isterseniz. Hayat felsefem. Biraz böyle derin bir soru oldu ama. Evet. Aa, olsun, güzel soru. Çok güzel bir soru aslında. Hayat felsefem. Ya ben böyle görüyorum. Söylediğim gibi tabii bence hani büyük hani hedefli olmamız gerekiyor. İlk baştan sağlığımız, hani sağlıklı olmamız en önemlisi. Yani sağlıksız olursak bir şey yapamayız maalesef. Ve söylediğim gibi işte yediklerimiz, spor yapmak, bunlar çok önemli bir şey. Ailemiz ve arkadaş çevremiz. Ben bunlar benim için en çok önemli olan şeyler. Ondan sonra işte maddi olarak, para olarak bunlar sonradan geliyor. Hani biz kendimizle mutlu olabilirsek, kendi dünyamızla diyelim, içimizdeki dünyayla, o zaman etrafımızdaki her şey kolaylaşır diyelim, düzelir, daha güzel gözükür bize göre diyelim, hani kendimize göre. Anlatabildim mi bilmiyorum evet, da. Yani aslında küçük şeylerle ne kadar küçük şeyler evet. yetinmemiz gerektiğini ve sağlığın evet. geri kalan şeyin önemli olduğundan bahsettiniz. Cidden evet, ben evet. Haklısınız. Ben de katılıyorum size. Çok çok önemli. Mesela ben sabah uyanıyorum, suyumu içeceğim. Yani buna mutlu olmam gerekiyor mesela. Yani su içemeyen insanlar çok var mesela. Yani böyle küçük şeyleri hani sevdikten sonra mesela her şey, ondan sonra söylediğim gibi temin, büyük hedeflerimiz olursa daha çok uzaklara gideriz. Ama büyük hedef, kim büyük hedef söylüyorsa o kadar da çok problem yaşıyoruz mesela. Çok problemlerle karşılaşıyoruz. Ve bu problemle karşılaşıyorsak, zor olsa da bir şey başaramıyorsak da mesela, onu tecrübe olarak görmemiz gerekiyor. Belki bu sefer olmadı. Bir daha sefere denersek belki olabilir. Hani oyun gibi mesela, PlayStation oynuyoruz, kaybediyoruz 2-3 defa ama her seferinde kendimizi geliştiriyoruz. Hayatı da böyle görmek gerekiyor. Tabii duygularda falan da var da başka bir mesele. Onun için ben böyle görüyorum. Hani küçük hedeflerimiz olursa hayatımıza küçücük şeyler gelir. Çok değişiklikler olmaz. Ben böyle görüyorum ancak. Evet. Onun için insanlara açık olun. Yani Türkiye'de ya da bir tek kendi okulumuzda bir tek bu insanlar yok. Yani dünya bambaşka. Yani başka kültürleri hani böyle entere gösterdiğimiz zaman, yani bilgi gösterdiğimiz zaman kendimiz de geliştirmiş oluyoruz. Bunlar da çok önemli kişisel olarak. Öyle. Bir şeyler kapıyoruz. Ha. Ben diğer soruları da bakayım. Tabii. Saçımı düzeltmemi söylemişler. Uygu ile yaptığınız çalışmaların daha detaylı anlatmanızı istemişler. Yani bu Galileo projesi, bu navigasyon şeyiniz hakkında arkadaşım biraz daha bilgilenmek istiyormuş. Tabii işte Galileo hani navigasyon sistemi, bizim gibi kullananlar, insanlar var. Askeri için servis veriliyor. Hükümet için, gemiler için servis veriliyor. Ve bizim işimizde işte uzayda 20'den fazla uydu var. Orbit şeklinde dönüyorlar bu uydular. Bizim görevimizde bu uyduların sağlıklı olduğunu kontrol etmek. Yani sağlıklı olmaları gerekiyor. Ve sorun yaşandığı zaman tabii en kısa zamanda bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Şimdi biz nasıl kontrol ediyoruz bu uyduların sağlığını? Tabii software'ler var, farklı software'ler. Kullanıyoruz aynen, bilgisayarlarımızla. Arayüz. Aynen. Ondan sonra işte biz command gönderiyoruz, telecommand gönderiyoruz. Ondan sonra uydu bize cevap veriyor. Dataları gönderiyor, bütün bilgileri gönderiyor. Biz de ona göre hareket ediyoruz. İşte farklı prosedürler var. Onları takip ediyoruz. Hani istediğimiz gibi yapamıyoruz ama tabii. Yani uçak gibi mesela, uçağı istediğimiz gibi yani pilot edemeyiz. Farklı prosedürlere kullanmamız gerekiyor. Bir contingency diyorlar, böyle büyük bir sorun yaşandığı zaman mesela hangi prosedürü kullanmam gerekiyor vesaire vesaire.
ve oradan öyle kontrolcüsü sağlam kalması için, sabit olması için. Anladım. Tamam. Diğer sorularımıza bakayım. GNSS sisteminin diğer konumlandırma sistemlerine kıyasla avantajı veya dezavantajları nelerdir diye sormuş bir GNSS arkadaşım. sistemin avantajları ve dezavantajları mı? Evet, aynen. Hmm, Diğer güzel bir konumlandırma soru. sistemlerine göre işte şey yapmış. Ya şöyle bir şey demek isterim. Yani ben şimdi bugün hani söylediğim gibi verilen servisler hani hem askeriye için hem hükümet hem bizim gibi insanlar için veriliyor. Ve bunu biz mesela görmüyoruz. Mesela ben GPS'imi aldığım zaman McDonald's'a gitmek istiyorsam şimdi cep telefonuma bağlı artık. Farklı reseptörler var. Hem GPS reseptörü var. Hem Galileo da olabilir. Hani hangi jenerasyon smartphone'a göre bağlı bu zaten. Ama ben şu an böyle söylersek yani böyle negatif bir şey görmüyorum bu sistemde. Pozitif olarak zaten Amerika'ya bağlı olmadığı için hani bağımsız olmadığı için hani istediğini yapabilir Avrupa mesela. Yani ben oradan güzel bir pozitiflik görüyorum. Ve kalite olarak, servis olarak da güzel. Daha çok böyle accurate Daha tutarlı. aynı daha tutarlı location veriliyor. Aynen. Onun için. Evet. Tamamdır. Abi de yorumları açayım. Açabiliriz, evet. Yorumları da açtım bu arada arkadaşlar. Ha, tekrar sorulara bakıyorum. İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca mı, Fransızca mı tavsiye edersiniz? O insana bilmiyorum. Ben Fransızca diyelim çünkü daha güzel dil. İnsana daha çok beğeniyor Fransızca konuştuğumuz zaman. Ve söylediğim gibi hani uzay alanında çalışmak isteyen varsa tabii Almanya'da olsak da hani Almanya'ya başvuru yapsak da bazen yazılıyor oraya. İngilizce ve Fransızca konuşmak şart. Ama tabii Fransızca'ya pek bakmıyorlar genelde. Almanca'yı bir tek Almanya'da konuşuyorlar. Fransızca konuşursak şimdi yani hem Afrikan ülkeler de konuşuyor mesela. İsviçre de Doğru. konuşuyor. İsviçre'de Almanca da konuşuyorlar İsviçre'de de ama Ama İsviçre biraz değişiyor daha yani. fazla Almanca konuşuyor diyebilirim. Ben çünkü Evet. biraz ben her yerine gitmiştim. Çünkü orada yani Aha. Fransız kantonlar biraz daha az aslında. Ve asıl Evet. Anadolu, Bern gibi Doğru şehirler doğru. Almanca konuşuyorlar diye biliyorum. Evet. İlk Alman sonra Fransız sonra da İtalyan'dı galiba. Evet, Öyle bir şey aynen. var. Öyle, aynen, evet. Evet. İsviçre'den bir arkadaşımız da selam söylemiş bu arada. Aleykümselam. Yani burada bazı sorular Fransızca aslında. Yani ben ondan anlayamıyorum. Yani bunu size, isterseniz size Ha. sorulara bakabiliyorsanız. Ben nereden bakabilirim ki buna? Çünkü yorumlardan mı ya da Yorumun sağında soru işareti, question mark var. Orada question mark'a basarsanız orada sorular gözüküyor yani. ben çünkü live'ı ben şey başlatmadım da onun için belki onun için göremiyorum. Ha. Ondandır. Ama belki arkadaşlar vardı hani benim Instagram'dan Fransızlar da var. Destek olarak mesela onun için yazmışlardır. Bilmiyorum. Ya da şu an beni hani görüyorsalar şimdi yorumlardan yazsınlar. Belki anlarım ama Anladım. Peki benim diyeceklerim bu kadardı aslında. Size tekrardan konuşmama, mailime cevaplayan çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. teşekkür ederim. Davetiye için çok güzel bir fikirdi gerçekten. Gökbey'e gözükmeyebilir. Evet. Ben de çok teşekkür edeyim. Yani bir daha yapılır yani ileride belki Umarım. canlı yapabiliriz. Güzel olur. Güzel bir Umarım. fikirdi. Artık bana da fikir vermiş oldunuz. Belki başka üniversitelerden böyle canlı yayın sunabilirim. Tabii belki bir dakika falan kalabiliriz. Yani
30 saniye, 30 saniye bir dakika belki birisi yazmak ister. Olur. Ne de bakalım. Canlı yayınımızın Dilara. bitmesine 4 dakika 3 4 dakikamız kalmış. Tamam, bu sırada oldu. Bekleyelim şey olana kadar. Yani Hı? İngilizce yayın yapabilir miyiz? Şimdi mi yapmak istiyorlar? Yani bundan sonraki yayınımızı isterseniz İngilizce o da olabilir yapabiliriz aslında. Yani. Aynen, tabii. Niye olmasın? Ama yabancı o zaman. Çok yabancı olsa iyi olur. Ama mesela canım, sıkıntı yok. Tabii yani, ya da mesela bir dahaki seferine bir spesifik konudan bahsetmek isteyen varsa öyle canlı yayını sunabiliriz mesela. Bir spesifik bir konu, dil ya da eğitim ya da başka bir şey de olabilir. Ben de herkese teşekkür ederim şimdi. Yazıyorlar işte Dilara, Çiğdem falan. İstanbul'dan bir okulda sizi canlı yayına beklediklerini söylediler. Herhalde size mail atarlar. Ha tamam, bilmiyorum. Bizi post atmıştık, oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Orada vardı tüm bilgiler. Yani yavaştan kapatalım isterseniz. Bu Tamam, arada oldu. Türkiye'ye gelince umarım yani bize haber verirsiniz. Yani sizi ağırlamak isteriz yani. Tabii Şartlar tabii. olursa olsun. Ben Kasım'a gelmek istiyordum. 3 haftalığına gelecektim. Tatillerim var ama koronadan maalesef gelemiyorum. Seneye artık bakarız tabii. Mümkünse güzel olur. Ayrım. Ha. Tamam, bir dahaki seferinde belki İngilizce'den bir yayın sunarız. Güzel fikir. Tamam. Oldu. Çok O teşekkür zaman ederim. tekrar görüşmek dileğiyle. Ben de herkese teşekkür ederim burada takip eden insanlara. Size de. Sağ Ve olun. herkese iyi akşamlar. Tamam, iyi akşam. Ben yayını kapatıyorum o zaman. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ciao ciao.